Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Bilgiye aç olan insanlar, videomdan tek bir cümle dahi öğrenebilirseniz ne mutlu size. Bu tarz bilgilendirici videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İnternet nedir? İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan elektronik iletişim ağı anlamına gelir. Binlerce ticari, devlet ve serbest bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla ortaya çıkar. Bilgisayarlar ve akıllı telefonlar arasında veri aktarımını çeşitli protokollere göre gerçekleştirir. İnternetin kökeni, özel bir bilgisayar ağı kurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanır. 1960 yılında ilk araştırmalar başlamıştır. 1980'lerde akıtılan milyarlarca dolar sayesinde temeli oluşmuştur. 1990'larda uluslararası ağın yaygınlaşması vasıtasıyla internet hayatımıza girmiştir. 1960'larda Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı bünyesine bağlı ARPA, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Sistemi için İleri Araştırma Projeleri Ajansı ağına finans sağlamaya başladı. 1960'lardaki uygulamalarla 1969'da internet gelişmiştir. ARPANET böylece internete dönüşmüştür. İnternet pek çok konuda kullanıcıları bilgilendiren eşsiz bir veri kaynağıdır. Milyonlarca ansiklopediye denk bilgi sunar ama bir o kadar da zararlı olabilir. Virüs, Truva atı, Worm, Keylogger gibi zararlılar internetteki kötü niyetli kişilerce geliştirilmiştir. Bunlar sayesinde kişisel bilgileriniz çalınabilir, mahremiyetiniz mahvolabilir ve kredi kartı hırsızlıkları ile karşılaşabilirsiniz. İnternet, inter ve net kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Bu da ağlar arasında anlamına geliyor. İnternet tüm kısıtlama ve sınırlardan bağımsız, merkezi kontrol dışında işlev gösteren ve bilgisayarların bir ağ dahilinde birbiriyle bağlantıda olmasını sağlayan bir iletişim ağı olarak nitelendirilir. Kısaca internet, TCP/IP olarak adlandırılan bir transfer kontrol protokolünün kullanılması suretiyle bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasını sağlayan elektronik iletişim ağı olarak nitelendirilir. İnternet sayesinde bilgiye erişim dünya çapında yerine getirilebilmektedir. Bulunulan konumdan bağımsız olarak bilgi paylaşılabilir, kolaylıkla iletişim kurulabilir. İnternet, TCP/IP olarak adlandırılan sisteme sahip olan tüm cihazların birbirine bağlanmasına olanak tanır. TCP/IP nedir? İnternet üzerinde veri aktarımı işlemi için kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan protokoldür. TCP/IP protokolü aynı zamanda diğer iletişim ağlarında da kullanılabilir. Pek çok farklı tipte bilgisayarı ve iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda kullanımı yaygındır. TCP/IP katmanları, uygulama katmanı, application layer. Uygulama katmanında gönderilen verinin hangi uygulama ve dosya biçimiyle gönderildiği bulunur ve alıcı tarafında ilgili protokoller çalıştırılır. Böylece taşıma protokolleri ile programların haberleşmesi sağlanır. Bu katman taşıma katmanıyla portları kullanarak haberleşir. Portlar standartlaştırılmış numaralardır. Gelen paketteki içeriğin türünün anlaşılmasını sağlamaktadır. Taşıma katmanı, transport layer, verinin hangi şekilde gönderileceğini gösterir. UDP ve TCP protokolleri bu katmanda çalışır. TCP protokolü nedir? TCP protokolü kayıpsız veri gönderimi için kullanılan bir protokoldür. İnternet katmanı, internet layer. Bu katmanda ise kaynak IP adresleri ve hedef veriye eklenir. Aynı zamanda hangi bilgisayara gönderileceği belirlenir. Ağ arayüzü katmanı, network interface layer. Verinin kablo üzerinde alacağı şekil bu katmanda tanımlanır. Bu işlem 0 ve 1'lerin fiziksel olarak görünmesini sağlar. İnternet bir yönüyle birbiriyle bağlı olan telefon hatlarıyla benzer prensiplerle çalışır. Dünyanın pek çok yerinde internet hala mevcut olan telefon hatları üzerinden işlev göstermeye devam etmektedir. Ülkeler arasında örülü olan karasal hatlar mevcuttur. Ayrıca okyanus altında da fiber kablolar ve uydu altyapısı döşenmiş haldedir. Bu hatlar sayesinde ülkeler internet ağı ile birbiriyle bağlantı içerisinde olup iletişim olanağı elde edilir. İnternet sayesinde bilgiye her an konumdan bağımsız olarak kolaylıkla ulaşılabilir. Örneğin Amerika ve Avrupa arasında bulunan Maria kablosu saniyede 160 terabit veri aktarabiliyor.
Başka bir deyişle evdeki internet bağlantılarının tam 16 milyon katı anlamına geliyor. Yani aynı anda 71 milyon HD kalitede video akışını mümkün kılıyor. Okyanuslar altındaki fiber optik kablolar 2020 yılı başı itibariyle internetteki tüm uluslararası iletişimin %99'u denizlerin altına döşenmiş 468 tane kablo hattıyla sağlanıyor. Bazılarının uzunlukları sadece 131 kilometre. Bazılarının uzunlukları ise 20 bin kilometre. Toplam uzunluk 1.2 milyon kilometre civarındadır. Bu kablolardan birinde bir kopma veya kısa devre meydana gelse, koskoca bir kıtanın interneti gidebilir. Örneğin Fransa'dan başlayıp Güney Afrika'ya kadar giden 17 bin kilometre uzunluğundaki bir kablo, Avrupa ve Afrika'nın batı sahillerindeki 22 ülkeyi birbirine ve internete bağlıyor. Trol balıkçılığı yapan bir balıkçı teknesi bu kabloyu yanlışlıkla koparınca 10 ülkenin interneti kesilmiş. Her yıl dünya genelinde doğal afetler, denizde yaşayan canlılar ve insan kaynaklı hatalar sebebiyle bu kablolarda 200 civarında irili ufaklı problemle karşılaşılıyor. Bir de kablosuz internetler var. Kablosuz ağ sistemleri radyo frekansları ile çalışmaktadırlar. Radyo dalgaları ile haberleşme 3 çeşit olabilmektedir. Bunlar alıcı, verici ve alıcı verici olarak adlandırılırlar. Alıcılar adından da anlaşılabileceği üzere sadece radyo sinyallerini alabilen fakat gönderme özelliği barındırmayan aygıtlardır. Bunlara en basit örnek olarak FM radyoları ve televizyonları gösterebiliriz. Vericiler sadece radyo sinyalleri gönderebilen ama alma yetileri olmayan elektronik devrelerdir. Bunlara radyo verici istasyonları, televizyon verici istasyonları örnek olarak gösterilebilir. Alıcı vericiler hem alma hem verme özellikleri olan aygıtlardır. Bunlara telsiz istasyonları, cep telefonu baz istasyonları ve cep telefonları örnek sayılabilir. Dünya genelinde büyük bir kitlenin kullandığı internet, sağlık, turizm, eğitim, ulaşım, iletişim, bankacılık ve benzeri birçok sektörde kullanılmaktadır. Günlük hayatımızın büyük kısmında yer alan internet, gün içerisinde en çok %62 oranıyla araştırma amacıyla kullanılıyor. Bu oran içinde sağlık alanında yapılan araştırmaları da içinde barındırıyor. Sonrasında %58'lik bir kısımla alışveriş, %50 ile bankacılık işlemleri geliyor. İş arama konusunda da internet yoğun bir şekilde kullanılıyor. İnternet kullanımı turizm ve sağlık sektöründe yoğunluk gösteriyor. Özellikle rezervasyon ve randevu işlemleri için internet yoğun ilgi görüyor. Alışveriş siteleri giderek artıyor ve insanlar da giderek internetten alışverişe yöneliyorlar. Bu nedenle web sitelerine duyulan ilgi de artıyor. Bankacılık işlemleri pek kullanılmasa da yine de giderek ilgi görmeye başlıyor ve en azından haftada birkaç kez internet bankacılığını kullanıyoruz. Çağımızda insanlara sunulan bu hizmet gelmiş geçmiş en büyük buluşlardan biridir. Kıymetini bilmek ve zararlı yönlerinden uzak durmak gerekiyor. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim.